Nedret Tersanel Gri Pusula. Kaynayan 3 stratejik küme coğrafya var dünyada. Transatlantik ittifakın Avrupa parçasıyla Rusya sınırlarının tamamı. 2 Kafkasya merkezli ve Karadeniz'den başlayıp Hazar ve zaman içinde Çin'e doğru kayacak Turani topraklar ve 3 Asya Pasifik. Bugünlük ilk ikisi üzerinde duralım. Buradaki kümeler kesişiyor, ortak kümeler oluşuyor gıllı gışlı çok iş var. Hem Türkiye hem Avrupa için bugün en önemli konu. Amerika ile Avrupa arasında ortaya çıkan ama görünürde hiç öyle bir şey yokmuş havası veren yeni anlaşmazlık konjonktürüdür. Bu anlaşmazlık diğer iki kümeyle birleşirken Türkiye üzerinden bir yol yapacak. Yani basit vaka gibi görünen bu eski yenilik büyük fırsatlar hazırlayacak Ankara'ya. Bir zamanlar AB hayalleri kurdurarak nemalanan kesimlerin, bugün Türkiye'nin AB tazelenmesine bakarak heyecanlanmaları dramatik. Tekrarlayalım, Avrupa Birliği ile değil, birlik içinde belli siyasi duruş geliştiren odaklarla ilgili olduğunu anladıklarında, tıpkı kötü giden Amerika-Türkiye ilişkilerine cin modeller üretenler gibi açıkta kalacaklar. Çünkü mesele Türkiye-AB ilişkileri üzerindeki ölü toprağına atmak değil, Ölüyü kim kaldıracak sorun o. Biz mi, onlar mı? Kayda geçirmek adına bir hafta geriden başlıyorum. Çünkü maşallah bu denli kritik meseleyi ne kimse yazıyor ne söylüyor. 10 gün öncesine farkında da değillerdi. NATO'dan stratejik özellik hedefleyen AB'ye stratejik dayanışma önerisi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg savunmasında Amerika'ya bağımlılığını azaltıp stratejik olarak özerk olmak isteyen Avrupa Birliği'ne bu hedef yerine stratejik dayanışma önerisinde bulundu. 3 Mart Biliyorduk birlik içinde Avrupa ordusunu savunanlar vardı ve gel gelelim hiç güç olamadılar. Konuyu dışarıdan duyanlar da sırtlarını iki genel kabule yaslayıp önemsemediler. 1. Hangi orduyla, hangi silahla, hangi parayla? 2. Amerika buna izin vermez diyerek. Kaldı ki Trump sonrası Biden yönetimini şehvetli sevinç çığlıklarıyla karşılayan AB liderlikleri ortaklarına kavuşmanın coşkusu içindeydiler. Biden da hem G7 zirvesinde hem Berlin Güvenlik Konferansı'nda Amerika döndü, Transatlantik ittifak döndü demiş. Sonra aynı cümleleri tekrarlamış, ardından bir daha tekrarlamıştı. Döndüğünden emin olunsun istiyordu. Mer vurgunun gerekçesi bu değilmiş döndüğü yeri eskisi gibi bulamadığının işaretiymiş. Çünkü Transatlantik İttifak'ın Avrupalı kimi ortakları Amerika'nın o kadar dönmesini istemiyormuş. NATO eşittir Amerika kabulünü hiç unutmadan sürdürelim. O gün Stoltenberg konuşmasını şöyle sürdürdü. Transatlantik bağın zayıflaması sadece NATO'yu zayıflatmaz, Avrupa'yı da böler. Böyle bir şey ne Avrupa için ne NATO için iyi olur. Güçlü bir transatlantik bağ sadece Amerika için değil Avrupa için de önemlidir. Net, transatlantik ittifakta çatlak var, blok bir kırılma değil bu, renk verilmiyor ama çözülme görülüyor. AB'nin cevabı tahmin edilenden izahlı oldu. Çatlağın genişliğini ve derinliğini hiçbir tahmin tutturamamıştı. AB üyesi ülkeler arasında, NATO dışında, güvenlik ve savunma konularında ortak bir politika üretebilme arayışının son örneği, kabul edilen AB stratejik pusulası belgesi oldu. 4 Mart Yani Avrupa Biden yönetimine, Hoş geldin pankartları açarken, arka odalarda stratejik özellik arayışlarının gizli belgelerini gizli toplantılarla hazırlıyormuş. Fransa'nın fikri liderliği ve Almanya'nın Haziran 2020'de dönem başkanlığındaki girişimiyle Ortaya çıkan bu belge, esasen AB'nin uluslararası sorunlarla özel şekilde baş etme yöntemini işliyor. AB liderlerinin 25-26 Şubat 2021'de gerçekleşen zirvede bağladıkları bu belge, Amerika'dan özel bir güvenlik ve savunma stratejisinin oluşturulmasını içeriyor. Yani konu sadece Avrupa ordusu arayışı değil, o da dahil ama AB ayrı bir stratejik yol kurmak istiyor tehdit değerlendirmelerini kendi yapmak istiyor. Amerikan NATO için kabul edilemez olan bu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'ın cümlelerini pek iyi okumalıyız. Az buz ifadeler, on yıllardır duyulmuş sözler değil bunlar. AB bu belgeyi hazırlayarak kendisi için NATO'dan özerk, AB'ye özgü güvenlik ve savunma stratejisi planı ortaya koyuyor. Aynı açıklamalardan beslenerek AB'nin NATO için aile olmaktan öte ortak olmak istemesi de anlaşılıyor. Ailede babadan şikayet var demektir ve dahi artık biz kendi kanatlarımızla uçmak istiyoruz metaforu yerindedir. Avrupa'nın Rusya ve Çin'le nasıl bir ilişki kurmak istediği, Türkiye'ye kendi güvenlik anlayışı üzerinden nasıl bakacağı türünden sorular artık çok önemlidir. Bu durumun ortaya çıkaracağı fırsat ve riskler yeni dünya düzeninin gerçekleriyle de apaçık ilgilidir. Biden'ın Amerika'nın avantajlarını yenilemek başlıklı ulusal güvenlik stratejisi belgesinden Dünyamız bir dönüm noktasında küresel dinamikler değişti. Dünyamızın gelecekteki yönü konusunda tarihi ve temel bir tartışmanın ortasındayız dedikten sonra yaşam tarzımızın tarihin bir kalıntısı olmadığını kanıtlamalıyız demek Amerika'ya bağlı cari sistem devam edecek anlamına geliyor. Ağır çelişki ve tehlike işaret ediyor. Amerika konuyu ya anlamıyor ya anlamak istemiyor. Avrupa'ya sopa gösteriyor. AB savunmasını AB üyesi olmayan ülkeler üstleniyor. AB Avrupa'yı savunamaz. AB cephelerini Amerika, İngiltere, Türkiye, Kanada savunuyor. Türkiye, Almanya ve İngiltere'nin rolüyle Rusya'ya daha gelemedik bile. Devamda ilk iki kümeyi birleştirelim. Nedret Ersenel, Yeni Şafak Mehmet Barlas Katil olmaya eğilimli kişilere sanki haberlerle ilham veriliyor. Gazeteci Cemalik Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilip parçalanmasına ilişkin haberleri yüreğimiz yanarak ve dehşet içinde okumuştuk. Böyle bir vahşeti üstelik bir devletin en üst makamından gelen talimatla sergilemek akıl alır bir durum değildi. Sonuçta bu vahşetin sorumlusu olarak bilinen kişi dünya medyasında da teşhir edildi. Ancak bu olaydan da galiba ders almadık çünkü daha vahşice sahnelerin anlatıldığı cinayetler her gün gazetelerin manşetlerinde ve televizyon haberlerinde aklının derinliklerinde bu tür vahşice davranışlar gizleyen akıl hastalarına sanki hadi artık ne yapacaksan yap diyen ilham perileri var. Bu tür vahşeti ve cinayetleri böylesine günlük yaşamın bir parçası haline getiren medyatik durumlar akıl zaaflarına sahip katil adaylarını da adeta teşvik etmiyor mu? Dünkü gazetelerden birkaç örnek vereyim. Konya'da bir as subay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla Hekim Bingöl'ü boğazını keserek öldürdü. Öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatan cinayet zanlısı as subay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken cinayetin ardındaki korkunç detaylar hayrete düşürdü. Bursa'dan meydana gelen olayda A.D. ile kardeşi S.D. tartıştıkları kız arkadaşları A.Ş.'yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürüklediler. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma sonrası A.D. ile kardeşi S.D. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Eskişehir'de geçen ay korkunç bir olay gerçekleşti. İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk evlerinde bıçaklanarak katledildi. Tokkala ailesini eski iş ortakları Mehmet Şerif Boğan'ın öldürdüğü belirlendi. İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal'dansa duygusal bir paylaşım geldi. Acılı kadın oğlu, gelini ve torunuyla olan karelerini klip haline getirdi. Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ın ölüm nedeni belli oldu. Mervenur Polat'ın CA tarafından iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. Mervenur Polat'ın cesedinin bırakıldığı apartmanda oturan server Çekiç Balaban, "4,5 aydır cesetle yaşamışız, şok geçirdim." dedi. İstanbul'da 30 Ağustos Caddesi'ndeki hayvanat bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olayda iki kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Samsun'da 17 yaşındaki Eda Nurçe, annesiyle birlikte geldiği hastanede tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Yeğen'in başına su şişesiyle vurdu. Kaşı açılan Nurhan Yeğen tedaviye alınırken Eda Nurçe ise çocuk şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olaya tanık olan sağlık çalışanı Mahir Karaca, masada bulunan su şişesini arkadaşımızın kafasına vurdu. Daha sonra da darp etmeye başladı ve yumruk attı. Ben de hemen müdahale ettim dedi. Mehmet Barlas sabah